Rabbim bizleri bir cuma günü daha cuma sohbeti programında siz değerli izleyicimiz birlikte olmayı bize nasip eyledi. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü cuma sohbeti programımızda insan ve vefa konusunu konuşacağız. Geçen hafta bu konuya değinememiştik, vefa konusuna değinememiştik. Bu hafta camiler ve din gözü haftası olarak kutlanmıştı. Ana teması da peygamberimiz ve vefa idi. Bugün inşallah vefa konusunu konuşacağız. Vefa, sözde sadık kalmak, ahde sadık kalmak, doğrunun, istikametin kardeşi olarak karşımıza çıkıyor. Yine vefa deyince bizim aklımıza yaşanmışlıklara karşı saygıda bulunmak gibi insanlarla yaşamış olduğumuz hayatta onları her daim hayırla yad etme olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sevgi, saygı, merhamet, şefkat gibi birçok içinde güzel duyguda barındıran bir husustur vefa. Bugün inşallah Kıymet Osman Hocam'la bu mübarek cuma saatinde bu konu üzerine konuşacağız. Kimlere karşı vefa borcumuz vardır? Kimlere karşı vefa göstermemiz gerekiyor? Bu konu hakkında sohbet edeceğiz. Kıymet Hocam, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Hocam Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. İnşallah hayırlara vesile bir program olur. Tabii bu hafta vefa camiler ve din görevleri haftasını kutladığımız için bu konuyu gündemimize aldık. Allah nasip ederse Mevlid-i Nebi haftasında da aynı konu üzerinde duracağız. Bu hafta cami, din görevlisi ve vefayı konuşacağız. Mevlid-i Nebi haftasında da inşallah Hazreti Peygamber Efendimiz ve vefa toplumunu konuşacağız. Bu iki önemli haftada vefa kavramının işlenecek olması önemli bir husus. Çünkü gerçekten 21. yüzyılın en önemli sorunlarından bir tanesi. Hatta sorunun köküne inmiş bir görüntü bu. Neden? Çünkü toplumda yaşadığımız birçok problemin kökeninde insanın vefa duygusunu kaybetmesinden kaynaklanan problemler olduğunu göreceğiz inşallah. Kıymet bilmeme, değerlerin kıymetini bilmeme yatıyor. Evet. İnşallah da bu hafta münasebetiyle gündeme getirilen bu kavram üzerinde derin analizler, konuşmalar yapıldığında, gündeme yeniden alındığında insanlar ben ne yapıyorum, ben vefalı olmalıyım, hangi noktadayım, bunu düşündüğü zaman inşallah vefalı bir toplum inşa olacaktır. Hocam, vefa hakikaten toplumumuzda bizi bir araya da tutan, bizi kaynaştıran önemli bir husustur. Yani eskiden beri vefalı olmak bizim milletimizin bir geleneği haline gelmiştir. Yani tabii bu son yıllarda yani çok daha fazla dünyevileşme mi diyelim artık, çok fazla sanayileşmenin getirdiği bir hayat tarzımdır. Bir vefasızlık söz konusu daha fazla yaygın olarak görülüyordu ama pandemi sürecinde bir fiziki olarak ayrımı görürse de o vefa ekiplerimiz ciddi manada hakikaten ülke genelinde güzel işler başardılar. Bizim öncelikle kimlere karşı vefa borcumuz vardır, vefayı kimlere göstermemiz gerekir diye sorduğumuzda tabii ki bizi yaratan, bize sayısız nimetler veren, bizi yoktan var eden Rabbimize karşı bizim bir vefamız olması gerekiyor. Bu usta nereye söylemek istersiniz? Aslında hocam vefa kelimesi biliyorsunuz Arapçadan dilimize geçmiş. Çok fazla anlamlar yüklenmiş. Beraber bir oluşum içerisinde de kullanılmış, değerlendirilmiş bir kavram. Biz vefa kelimesini genelde ahde vefa ile birlikte kullanırız. Vefa kelimesini. Sözünde durmak olarak ama temelinde sevgi vardır. Sevgiye sadakatle bağlı olmak anlamı da vardır. İnsanın ahde vefa deyince söze vefa. Söze vefa ne demektir? Sözünde durmak anlamına gelir. Bu anlamda insanın yolculuğu bir sözle başlamıştır. Malumunuz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de inni ca'ilun fil ardı halife buyuruyor. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bir sözle başlıyor. Melekler yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek bir varlık mı var edeceksin dediklerinde siz bilmezsiniz, ben bilirim. Sonra insanı yaratıyor Allah-u Teala. Ruhundan üfleyerek ve nefaktü fihi min ruhi ifadesini kullanıyor. Ona ruhumdan üfledim. Kerim bir varlık kıldı. En güzel surette yarattı. Hocam şimdi hani biz genelde ahde vefa dediğimiz zaman genelde hani eles bezmi ifade ediliyor. Orada Rabbimiz ben sizin Rabbiniz değil miyim ifade buyuruyor. Onu kavri bela şeklinde, yani bizim kavri bela dediğimiz o halkımızda çok yaygın olan bir kavram vardır. Orada Rabbimiz ben elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ifade ettiğinde bütün ruhlar olarak bizler kavri bela, evet ya Rab biz sen bizim Rabbimizsin, biz de senin kullarınız diye orada ilk defa bir ahde imza attığımızı, ahdin altına girdiğimizi, Rabbimize karşı kulluk yapacağımızı ifade ettiğimizi bizler biliyoruz. Yani
Bizim yolculuğumuz işte orada verdiğimiz sözle başladı hocam. Allah'a verdiğimiz söz. Biz buna misak diyoruz. Rabbimize orada bir anlaşma yaptık. Orada yolculuğumuz başladı. Allah-u Teala bizi yeryüzüne gönderdi. Yeryüzüne gönderirken hep diyoruz ya, bir yazılımla, fıtratla yeryüzüne gönderdi. Sonra akıl nimeti verdi. Takıldığımız yerde aklımızla bunu, doğrusunu bulalım diye verdi. Sonra belki unuturlar diyerek peygamberler gönderdi. Vahiy gönderdi. Yine Allah-u Teala destekledi. Oradaki verdiğimiz sözü hatırlatacak, hatırlatıcı gönderdi. Yani ne diyor Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Fezekkir, inneme ente müzekkir. Leste aleyhim bir musayid. Onlara hatırlat. Sen bir hatırlatıcısın. Yani bu sözümüzü, o misaktaki Allah'a verdiğimiz elezmindeki sözümüzü hatırlatma için vahiy ve peygamberler gönderiyor Rabbimiz. Hatta hocam ayet-i kerime geçiyor ya, biz her kavme diyor peygamber göndermedikçe onları helak etmemişizdir diye ifade buyuruyor ayet-i kerimede. Kur'an-ı Kerim'de de gönderiş amacı Araf suresinin 2. ayetinde zannediyorum geçerken لِتُنْزِرَ بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ ifadesini kullanır. Bununla uyarman ve müminlere hatırlatman için. Neyi? Allah'a verdikleri sözü hatırlatman için gönderilmiş. İşte Allah insanlardan bir söz almış, bu sözü üzerine yeryüzüne halife olarak göndermiş, unuturlar diye peygamber ve vahiy ile hatırlatmalarda bulunmuş ve vahiy de demiş ki inna hedeyne müssebile imme şakiran imme kefura. Yolu göstermiş, demiş ki bu yoldan giderseniz şöyle olur, şu yoldan giderseniz böyle olur. Bazı insanlar fıtrata, o misaka sahip çıkmışlar, Allah'a verdikleri sözü, söze sahip çıkmışlar, peygamberleri dinlemişler, fıtratlarına uygun olan Allah'ın gösterdiği doğru yola devam etmişler. Sırat-ı müstakim dediğimiz. Evet, sırat-ı müstakim dediğimiz yola devam etmişler. İhtina sırat-ı müstakim, ya Rabbi bizi dost doğru yolu ilet diye günde 40 defa namazlarımızda Fatiha'da ifade ediyoruz, evet. Duamızı ediyoruz. Tıkandıkları noktada hocam, işte vahide geçmeyen bazı hususlar diyelim ki, hep diyoruz ya Kur'an evrensel bir kitaptır. Kıyamete kadar hükmü devam edecektir. Bazı meselelerde akıllarıyla vahyin arasında o ilişkiyi de kurmuşlar. Kainat dediğimiz Allah'ın kanunlarının hakim olduğu bu düzende, sünnetullah diyoruz biz bunu. Bununla da ilinti kurmuşlar. Bunları da keşfetmişler. Gönüllerinde Araf suresine geçen yine inandıkları değerleri iktidar haline getirmişler. Yollarına sırat-ı müstakim üzere devam etmişler. Bir grupta Allah'ın gösterdiği bu yolu seçmemişler. İlk misaka ihanet etmişler. Allah'a verdikleri sözü unutmuşlar. Allah'ın gösterdiği doğru yola gitmektense kendi nefsani istek ve arzularının yolunu tutmuşlar. Onların da ruhu perdelenmiş, kalpleri kararmış, gün gelmiş, kalpleri kilitlenmiş, mühürlenmiş. Allah-u Teala onlara da aslında şeyi göstermiş hocam. O ilk fıtrata dönme, yani format atma. Hocam zaten hani diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, biz insanın başına bir musibet verdiğimiz zaman hemen beni, ya Rab beni kurtar, ben senin yoluna gideceğim de dua eder diyor. Onu biz de sahil-i selamete ulaştırdığımız zaman diyor, yine eski halini sanki hiç Allah'a yalvarmamış gibi o yapmış olduğu duadan geri döner diye ifade ediyor. Yani insan bir sıkıntı anında, hastalık anında, bir dert anında, problem anında, afet halinde hemen ya Rab demeye başlıyor, Allah-u Teala dua etmeye başlıyor. Ama normal bir eski güne döndüğünde, servetine kavuştuğunda tekrardan Allah'a inkar etmeye veyahut da farklı yola gidebiliyor yani. Ama Allah yüce merhameti gereği olarak da ne yapıyor hocam? İnsana o yoldan çıkmış, misakı bozmuş, fıtratı dejenere etmiş, insana doğru yolu gösteriyor. Allah-u Teala aslında biz mesela günde 40 defa namazlarımızda ihtine sıratal müstakim, ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet, sırat-ı müstakime ilet derken bunu da talep ederiz Rabbimizden. Allah sadece bizim fıtratımızı yerleştirmekle kalmamış, aklımıza da bu yazılımı yüklemiş, kainata da bu yazılımı yüklemiş. Hani bozulsak bile baktığımız zaman kainatta Allah'ın kurduğu bu sistemde bunun bir yaratıcısının olduğunu, bu yaratıcının tek bir varlık olduğunu, her şeye gücü yeten Allah olduğunu bulabiliyoruz. Allah işte fıtratta, akılda ve kainatta, sünnetullah dediğimiz kurallarda kendi varlığını zaten haykırmış. İnsan ne yapacak? Yanlış yolu tercih eden insan tekrar bir format atacak. Fıtratını eski ilk düzenkini düzenlemeye çalışacak. Zaten dünyadaki bütün mücadele hocam, o geçmişteki çocukluktaki masumiyete dönebilme mücadelesidir. Evet. Allah bunun da yolunu göstermiş.
Tevbe-i istiğfarla ne yapacak? Allah'a vermiş olduğu bu söze dönecek. Bizim işte ilk yolculuğumuz Allah'a verdiğimiz sözle başladı. O yönden çok önemli bizim için bu ahde vefa sözünde durmak. En büyük ahde vefamız Rabbimize verdiğimiz sözde durmak. Tanımaktır, onu bilmektir. Evet. Hani Zariyat suresinde ifade ediliyor şu 56. ayet-i kerimede. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana beni tanısınlar diye yarattım buyuruyor Rabbim. Kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Tabi Rabbimizi tanımak o aynı zamanda onu ibadet emretmiş olduklarını yapmakla olur. Onun yasaklamış olduklarından sakınmakla olur. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Rabbimize vefayı göstermek. Başta dedi ki hocam hani güzel bir konu temas seçilmiş bu yıl. Neden? Çünkü yaşadığımız çağın en büyük problemi temeline indiğimiz zaman bunu görürüz. İnsanın Allah'la ilişkisi zayıfladı hocam son dönemde. İnsanın Allah'la ilişkisi zayıflayınca gaye ve anlam sorunu ortaya çıktı. İnsan niçin var olduğunu, niçin var edildiğini, bu dünyada neden var olduğunu, amacını, neden bir şey gayesi, evet, hedef. Onları unuttu. Kainata baktığı zaman da buradaki sistemin niçin var edildiğini, bir yaratıcısının olduğunu da unuttu. Tabii bu da sorumsuzluk duygusunu meydana getirdi. O sorumluluk duygusu zayıfladı insanın. Ne yaptı? Keyfe mâ yaşa, dilediği gibi yaşamaya başladı insan. Ne olacak canım, bir daha mı dünyaya geleceğiz diyerekten. Hocam, ciddi manada bir maddiyat perestlik ortaya çıktı. Hani Efendimiz'in vefat ediyor, diyor ki bir sahabenin birisi, işte Efendimiz'in miras dağıtılıyor. Herkes koşturuyor, bakıyor ki hiçbir şey yok. Hani diyor, sen bize dedik Efendimiz'in mirası paylaştırıldı. Yani peygamberler miras bırakmak, onun mirası Kur'an-ı Kerim'dir işte zikir meclisi falan deyince. Yani hakikaten yani günümüzde işte bir ev olan ikinci evi almaya çalışıyor, arabasını yenilemeye çalışıyor, işte bak benim evdeki mobilyalarım bu şekilde diye. Hep maddi yönden bir insanlara karşı değer kazanma, işte üstünlük ortaya koyma gibi bir genel bir anlayış ortaya çıktı gibi. İşte bunların hepsinin nedeni hocam insanın Allah'la olan bağının zayıflamasından kaynaklanıyor. Dünya ile ilişkileri evet. Biraz maalesef. Yani o hani dengede tutacaktık, dünya ahiret dengesi, beden ruh dengesi, işte maddiyat maneviyat dengesi. Bu denge ruh beden bedenle ruh dengesinin bedenin lehinde bozulması evet. Sebebiyle bu problemler çıktı. Ruhun aç kalması, bedenin evet. Ciddi manada doyurması. Evet. Ne oldu? Nefsani istek ve arzularımızı hep tatmin ettik. Nefsimizin istediklerini yerine getirince ne oldu? Maneviyat bu sefer geri plana itti. Bu itildi. Burada gaye ve amaç kaybedildi. Arkasından sorumsuzluk hakim olmaya başladı. İnsanlar yaptıkları fiillerinin cezasını çekeceğini veyahut da güzellikler yaptıkları zaman bunun mükafatını göreceklerini unutmaya başladılar. Hocam bunun bir de şeyi var mesela yani bu tabii eskiden daha farklıydı. Günümüzde bu sosyal medya olsun, internet olsun, televizyon olsun mesela ciddi manada insanları bu yöne sevk etti. Bir algı operasyonu da oldu bana kalırsa. Çünkü evet. Anı yaşa. Yani bu anı yaşa, sonrası var mı yok mu belli değil. Hani hep anı yaşa diyerek mesela insanlar tüketerek mutlu olacakları ifade edildi, empoze edildi. Yani bunun için asıl ahiretin olduğu, ahirette işte sünmele tüsebine yemeğinizin anin naim, size verilen her türlü nimetten siz sorguya çekileceksiniz. Bilinciyle yaşasaydık mesela belki biraz daha farklı olabilirdi ama hakikaten birçok farklı noktadan insanlara tüket ki mutlu olasın empoze ediliyor. Evet hocam. Yani bu da neyi ortaya çıkardı? Sorumsuzluk duygusu, güçlülerin daha zalim olmasını sonucunu ortaya çıkardı. Pragmatist bir dünya anlayışı evet. Ortaya çıkardı. Kim işte ben bu konuda benim faydam var mı yok mu? Fayda yoksa artık ona karşı ilgi de yok. İşte onu arayıp sormadı yok mesela. Bu da vefasızlığı doğru. Tam fotoğraf bu işte hocam. Günümüzde yani devletlerin üzerinde güçler oluşmaya başladı. Bunlar dünyayı yönetmeye başladı. Şu an mesela birçok komplo teorisi var. Evet. Yani bunun şöyle geçmiş serüvenine baktığımız zaman insanın Allah'la ilişkisinin zayıflaması insanın gaye ve anlam sorununu ortaya çıkardı. Gaye ve anlam sorunu ortaya çıkınca bu sefer insan tabiattaki olayları anlamlandıramadı. Bu da sorumluluk bilincini zayıflattı. Yaptığımız şeylerden dolayı sorumluluk bilincini kaybetmeye başladı. Sorumluluk bilinci kaybedilince de insanlar sorumsuzca davranmaya, yani güçlüler daha da zalimleşmeye başladılar. Yakmaya, yıkmaya başladılar. İşte yaşadığımız problemi de bu şekilde ortaya çıkarmış oldu hocam. Mesela sürekli hani dedik ya dünyaya birleşme var. Sürekli nefsi ve arzuları üzerinden tahrik edilen insan kendini çok yordu. Dediniz ya sosyal medya, yaşadığımız çağ sürekli bizim nefsani istek ve arzularımızı tahrik etti. Reklamlarla onu almaya itti.
Bu da insanı gerçekten yordu. Neden? Çünkü insanın bir de sadece bedeni yok, bir de ruhu var. Sadece maddiyatı, bir de manevi yönü var insanın. Onun da doyurulması gerekiyor. Hocam orası zayıf kaldı. Hocam ayet-i kerime ifade ediyor ya, eğer bizi kirlet etmenin kulüp, kalpler evet. Ancak, gönüller ancak Allah anmakla mutlu olur, huzurlu olur, huzura erişir buyuruyor. Yani bunun dışında ne yaparsın yap, o gönlümüz, vicdanımız huzura ermeyecektir. Bunu da bilmek gerekiyor. Evet, sonra ne oldu insanlar hocam bu reklamlarla? Artık insanlar tükettikleriyle reklamlarını, kendilerini tanıtmaya başladılar. Tükettikleri kadarıyla. Bu da insanları duygusuzlaştırdı. Yanı başında aç var, umurunda bile değil. Veyahut da bakıyor üzerinde markalı elbise değilse, markalı ayakkabısı yoksa, markalı bir şeyi yoksa, ona sahip değilse onu küçük görmeye başladı. Ne yaptı? Duygusuzlaştırdı insanı bu. Kalbini teskin edemeyen insan hayatı yaşanmaz hale getirdi. Neden? Çünkü dedik az önce okuduğumuz ayette, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Allah'ı zikretmek, hatırlamak. Allah'ı hatırlamadığı için, zaten Allah'la bağlantı koptuğu için o insanın kalbi öldü. Kalp ölünce kilitlendi, mühürlendi, üzeri perdelendi. Bu sefer de insanlara hayatı dar etmeye başladı. Hem hocam, kendi hayatına şey başlasın. Haşr suresi 20. ayet kime bunu ifade ediyor. Eğer siz Allah'ı unutursanız Allah da sizi unutur. Yani sizi kendine hatırlatmayı unutur şeklinde ifade ediyor. Yani yine Allah'ı kim unutursa diyor, Kur'an-ı Kerim kim yüz çevirirse ona dünyada dar bir geçim verilir şeklinde ayet-i kerimeler. Bunun tabi fiziki olarak değil de ruhen insanların çok zengin olabilir, çok parası olabilir ama hala da mutsuzluk içinde yaşayabiliyorlar yani. Bu da ayrı bir fakirlik. Zaten o yüzden hocam ibadetler var ya, yani günde 5 vakit ibadetimiz var, namazlarımız var. Hani araba ne oluyor? 15 bin kilometre gittiği zaman bakımı alıyoruz. İşte belirli ürünleri yıllık bakımlarını yaptırıyoruz. Neden? Çünkü bu bakımı yapmazsak performansı sergileyemez. İnsan da günde 5 defa Rabbimizi huzuruna çıkarak, camiye girerek ne yapacak? Hatırlatacak, kendine bir form Ramazan'da atacak. Ramazan'da orucunu tutarak evet. Eğer imkanı varsa, varsa imkanı zekat ve hac ile birlikte Rabbine karşı vefasını göstermesi gerekiyor. Şey, perdelenmiş, o ruhun üzerinde perdelenmiş olan şeyi kaldırıverecek. Perdeyi, kiri, pası kaldırıverecek. Allah'ı yeniden hatırlayacak. Allah'la ilişkisini her daim tam tutacak. İşte bu ibadet de olacak hocam. Sürekli Allah'ı zikrederek olacak. Dedik ya, birinci insanın vefası yaratana karşı. Bunu kaybettiği zaman hocam, hep anlatırız ya, işte bir savaş kaybedilmiş, kral komutanı çağırmış, savaşı niye kaybettik? Komutan demiş ki 10 tane sebebi var, sayayım mı? Say. 1 demiş, barut bitti. 2 dur demiş ya, barut bittiyse savaş bitti. Onun gibi insan Rabbine vefasız olursa, Rabbi ile bağlantıyı giderse, Rabbine vermiş olduğu o misakı sözü unutursa bitmiştir artık, bu savaş kaybedilmiştir. Aynen hocam, yani kendimiz, bize sayısız nimetler vermiş, bizi bu halimizde yani ücretsiz bir şekilde, değil mi mesela, ücretsiz bize bu hale gitmiş mesela, bir herhangi bir bedel vermemişiz. Yani eğer biz Rabbimizi unutursak, ona karşı vefamızı göstermezsek, bundan sonra kime artık vefa gösterebilir ki yani? Sözün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor hocam, emanete emin olmayanın imanı yoktur. Ahde vefası olmayanın, söze sadakati olmayanın da dini yoktur. Yani bitmiş. Allah'a verdiği sözü unutmuşsa bu insan, artık bu insanın dini de elden gider. Zaten münafıklığın alameti diyor yani, evet. Söz verdiği zaman sözünde durmamak. Yani biz Rabbine söz vermişiz, o sözde durmamız gerekiyor yani. Evet. Hocam ikinci olarak bizim peygamberimize karşı vefamız olması gerekiyor. Efendimize vefa nasıl olur? Konuyu ne söylemek isteriz? Hocam burada malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de bize üsve-i hasene olarak, en güzel örnek olarak nitelendirilmiş. O size neyi verirse onu alın. Neyden de uzaklaştırırsa ondan da uzak durun. Burada zaten Rabbimiz yolu çizmiş. Evet. Örneğiniz o. O neyi verirse onu alın. O neden size nehyederse ondan da uzak durun. Peygamberimize vefamız, sallallahu aleyhi ve selleme vefamız bu şekilde. Peygamberimizin sünneti seniyesine sımsıkı tutunacağız. Kim ümmetimin fesadı anında benim sünnetime sımsıkı sarılırsa ona 100 şeyi sevabı vardır, değil mi? Hocam Efendimiz Aleyhisselam hayat boyunca ümmet demiştir. Miraca çıkıyor mesela, hala orada ben ümmetimi istiyorum demişse tekrardan dünya geri dönüyor. Evet. Ümmetiyle birlikte olmaktan büyük gayret göstermeye çalışıyor. Hatta Harisun Aleyküm diyor Kur'an-ı Kerim. Çok ümmetine düşkün bir peygamber de diyor. O ümmetine bu kadar vefalı ise biz de mutlaka Efendimiz Aleyhisselam'a vefalı olmamız gerekiyor. Hani veda haccında da Efendimiz buyuruyor ki size iki şey emanet bırakıyorum diyor.
Kim bu iki emanete sahip çıkarsa asla yolunu şaşırmaz buyuruyor. Yani Allah ve Resulü'nün, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin Efendimiz'in arkasından vefalı olacağını, bu şekilde olabileceğimizi ifade ediyor. Tabii. Bir Kur'an-ı Kerim, iki Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyesi olarak bizlere ifade ediyor. Biz Kur'an ve sünneti, Efendimiz en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkarak, onu hayatımızda düstur edinerek yaşadığımız zaman Efendimiz'e de bir manada vefalı olmuş oluruz. Bir de şunu ilave edebiliriz hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığı zaman ona salatü selam getirmekte ona olan saygımızın, vefamızın, sevgimizin bir göstergesi olacaktır. Ama burada hani madde olarak zikredersek de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vefamız onun emanetine sımsıkı sahip çıkmaktır. Onun emaneti nedir? Dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir. Bu ikisine sımsıkı sarıldığımız zaman zaten biz Efendimiz'e karşı vefalı olmuş oluruz. Hep ümit ettiğimiz o Havz-ı Kevser'in başında Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şefaatin dedi, şefaat inşallah o şekilde layık olmaya çalışırız. Orada yine burada bulunduğumuz gibi orada da Efendimiz'i, yani biz bu dünyada Efendimiz'in sünnetine ne kadar sımsıkı sarılırsak orada o şefaatine, ümmetin hitabına muhatap olabiliriz. Yani bir de onu örnek almak dedik ya hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman gerçekten vefalı bir insandı. Hiç unutmadı. Kendisine bir haftayı emziren bir kadını bile ömür boyunca vefalıydı, andı. Ne diyeyim, sahabe efendilerimize karşı çok vefalıydı. Müşrik bile olsa kendisine iyiliği dokunmuş olan insanlara karşı sözünden asla caymadı. Hudeybiye Savaşı'nda, Hudeybiye Anlaşması'nda mesela bir örneği vardı. Anlaşmayı imzaladıktan sonra gelen bir Müslüman geri iade etmek zorunda kaldı. Niye? Çünkü sözünden asla caymazdı Peygamber Efendimiz. Sözünde sadık. Daha peygamber olmadan önce bile Muhammedül Emin vasfıyla vasıflanacak kadar sözüne güvenilir bir insandı Peygamber Efendimiz. Hocam bu hafta vefa konusu gündem olunca ben bir hikaye okumuştum. Asıl diyor yani en önemli vefa örneklerinden bir tanesi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor. Hani kendisi bir kılavuz tutuyor. Mekke'den Medine'ye hicret etsin aslında. O tuttuğu Abdullah bin Urayqıt var. Evet. Kılavuz mesela. O adam bir müşrik diyor. Ve Mekke müşrikleri ona bir ücret verildi malumunuz. O ücret verilen ücret çok düşük bir ücret. Ama Efendimizin kellesini getirene Mekke müşrikleri diyor ki 100 deve vereceğiz diyorlar. Yani diyor ki çok basit bir şekilde onlar direkt götür teslim eder. 100 devi yani kazanacağının 100 misli daha fazla bir bedel alabilirdi. Ama Efendimiz o Abdullah'ın ahdine vefalı birisi olduğunu, sözüne sadık kalacağını bildiği için diyor, onu diyor kılavuzda tutmuştur diyerek, onun da müşrik olmasına rağmen, yani insanın içinde bir ahde vefa olması lazım. Vefalı olması, kişinin benliğinde olması gerekiyor. Bu da diyor aslında diyor büyük bir vefadır diyerek ifade ediyor. Çünkü Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi, arkasından bir İslam devletinin doğması, tekrar bir işte İslamiyet'in bütün dünya yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu bir yani diyor Allah dilerse bir müşrik de dahi dinini yüceltir ifade buyuruluyor. Bunun için bizler her daim zor durumda kalsak dahi, bize çok fazla bir takım dünyalık beklentiler verilse dahi mutlaka ahdimizi dönmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz imkanları Allah ve Resulü ne der diye düşünmemiz gerekiyor. Hocam mümin için söz, kıymetli olan sözünde durmaktır hocam. Karşıdaki müşrik olmuş, Yahudi olmuş, Hristiyan olmuş, kadın olmuş, erkek olmuş, rengi şu olmuş, bu olmuş. Asıl olan bizim sözümüze durmamızdır. Hani burada da bunu temas edelim mutlaka. Hani deriz hocam mesela bir alışveriş yapmıştır, onu taksitlendirmiştir. Şu gün geldiğinde borcumu ödeyeceğim demiştir. Ya adam çok zengin, diyelim ki esnaf çok zengin. Benim vereceğim 10 lira, 100 lira adama zarar vermeyecek. Yarın ödeyeyim, bunu demeyecek mümin. Neden? Çünkü bizim için önemli olan sözünde durmaktır. Verdiğimiz insanın cinsiyeti, dini, ırkı hiçbir şey önemli değil. Sözünde durdun mu, durmadın mı? Asıl olan budur. O yüzden Allah-u Teala işte akitlerinize vefa gösterin. Sözlerinize yetin diye buyuruyor efendim. Evet. Hani Efendimiz'in hocam hayatımızda hayatını görüyoruz yani. Kendisini Mekke'den kovuyorlar, Medine'ye gidecek veya öldürecekler. Diyor ki üzerinde şu müşriklerin emaneti var. Hazreti Ali diyor ki buna teslim et diyor. Yani sözüne ne kadar sadık olduğunu, borçluluğun işte asıl emanete sahip çıktığını, biz hayati tehlikesi olsa dahi Efendimizin korumaya, gözetmeye çalıştığını görmüş oluyoruz. Hocam diğer bir vefa anne babaya, insanın dünya gelmesine vesile olan bir varlık olan anne baba, hayatımız boyunca onlara karşı vefalı olmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim zaten bizlere birkaç ayet-i kerime de anne babaya karşı öf dahi demeyeceğimizi ifade ediyor. Usta neler söylemek istersiniz?
Hocam bu da önemli bir husus. Dünya dediğiniz gibi dünyaya gelme vesilemiz olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatten sonra anne babaya itaat zikredilmiş. Onlara üf bile denilmesi yasaklanmış. Bırakın tepki göstermeyi, en ufak şeyi zikredilerek daha büyüklerinden uzak durmamız istenmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine baktığımız zaman bir sahabi geliyor işte cihada gidilecek. Anne babamı diyor gözü yaşlı bıraktım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem git diyor onların yüzünü güldür ondan sonra gel. Cihat gibi önemli bir meselede bile anne babanın hakkını ayrı bir noktada tutuyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın hakkı Peygamberimiz hakkından sonra en önemli vefalı olacağımız insanlar anne ve babamız. Maalesef bu seküler dünya bizi dünyaya o kadar daldırdı ki yani eskiden çok pahalıydı aramak, sormak. Biraz masraflıydı. Yani cumadan cumaya olsun. İnsanları arayıp cumanızı tebrik etmekten bile kaçınır olduk. Hal hatırlarını sormaktan bile o kadar daldık gidiyoruz ki. Ama onlar biz küçükken hastalandığımızda sabaha kadar başımıza durdular. Saçlarını süpürge ettiler. Bizi okutabilmek için uğraştılar. Nereden ne emekler çektiler. Evet. Ne sancılardan ne sıkıntılardan sonra dünyaya gelmemiz. İlk günümüzde yanı başımızdalardı. Hep mutlu anımıza, kederli anımıza, sıkıntılarımıza yanı başımızdaydı. Hani bir evlat babasını ömür boyu sırtında taşısa ona olan hakkını ödeyemez. Değil mi? Anne aynı şekilde. Bu kadar hakları var üzerimizde. Bu haklara karşı da mümin hassas davranmalı, vefalı olmalıdır. Ama bana bunu yaptı, şunu yaptı. İşte ayrımcılık yaptı. Evet. Ondan daha ziyade biz daha fazla mirastan cenneti kazanmanın yani. Bir vesilesi olarak görmemiz gerekiyor. Hani Efendimizin meşhur bir hadis-i şerifi var. Burnunu yerde sürtünsün diyor minberde. Hı. Kimin diye sorulduğunda diyor işte annesi babası yaşlandığı zaman onlara hizmet etmekte işte geri duran ve cenneti kazanamayan insan diyor. Yani o şekilde biz mutlaka onların rızasını almaya çalışmamız gerekiyor. Anne babanın rızası Allah'ın rızasına bizi ulaştıracaktır inşallah. Ya bu hususta da dikkatli olmak lazım. Hani derler ya küllün ya'melu ala şakileti. Herkes kendine yakışan şeyi yapar. Ben bir mümin olarak peygamberi rehber edinen, Hazreti Peygamberi en güzel örnek edinen, Rabbime verdiğim sözüme sadakatle bağlı olan bir birey olarak, bir mümin olarak benim yapmam gereken anne ve babama vefalı olmaktır. O şu evladına bunu yapmış, buna şunu yapmış, beni ayırmış, beni unutmuş bilmem ne. Onlar herkes kendi hesabını verecek. Bana da Allah bunun hesabını soracak. Hocam her gün bu miras konusunda soru geliyor. Dün yine ben nöbetçiydim mesela soru geldi orada. İşte filanca çocuğum hiç bana bakmıyor, işte diğeri çok bakıyor. Ona biraz yardım etsem işte acaba ben haksızlığa girer miyim şeklinde. Hakikaten önemli konular. Anne babanın rızasını karşılıksız olarak kazanmaya bakmamız gerekiyor. İlla maddiyat, illa işte şunu verirsen bakar mı gibi bu şeylere girmemek gerekiyor. Zaten bunun karşısında Allah-u Teala bize cennet gibi bir inşallah nimeti bahşedebilir. Bunun için bu vesileyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Değer hocam, diğer bir mesele eş ve çocuklara karşı, çocuklarımıza karşı vefalı olmamız gerektiği ifade. Vefalı olmamız gerekiyor. Çünkü bizim hani iş yerindeki arkadaşlar belli bir süreli beraberiz. Ama eşimiz de öyle değil. Eşimiz de çocuklarımızla bütün hayatımız boyunca beraberiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşine karşı, eşlerine karşı vefasını bizler hepimiz biliyoruz. Bu konuyla söylemek istersiniz. Şöyle kısaca. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece eşlerine karşı değil, eşlerin arkadaşlarına karşı bile evet, vefalıydı. Neden? Onu sevdiğin zaman diğer insana bile vefa gösteriyorsun. Neden? Çünkü onu seviyorsun. Hani yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Niye seviyoruz? Rabbimiz yarattı çünkü. Onunla bağlantı kurarak. Hani filmlerde evlilik sahnelerinde geçer ya, iyi günde kötü günde diye söz verirler. Akittir, bir akit. Akit nedir? Akade kökünden baktığımız zaman bizim köylerde yaparlardı. Deve ile tabir edilir o kelimenin böyle semantik analizine gidildiği zaman. Ayaklarına çapraz zaman böyle 8 şeklinde iple bağlarlar ki yayılsın ama uzağa da kaçamasın. Tutalım. Yani iki ayak birbirine sımsıkı bağlı. Nikah hakkı ile de karı koca birbirine sımsıkı bağlanıyor. İyi günde, kötü günde birlikte olmaya dair birbirlerine bir söz veriyor. Sadakatle bağlı kalacaklarına dair kendilerine bir söz veriyor. Orada da bir anlaşma yapılıyor. Mümin erkek ve kadınlar bu sözlerine sadakatle davranmalılar. Bu hem imanın bir gereğidir. Neden? Çünkü ahde vefası olmayanın
dini yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü Hazreti bu. Ayşe'nin hani çokça duyduğumuz bir konu var. Hani ben diyor hayatta diyor Hatice'yi kıskandım da kimse kıskanmadım diye ifade ediyor. Çünkü Efendimiz hep onun vefasından bahseder diyor. Kadın ölmüş geçmiş diyor hala diyor Hatice'm Hatice'm deyip duruyor falan diye Efendimiz'e söylüyor. O da diyor ki yani hiç de öyle deme diyor. Yani. Hiç kimse bana inanmaz ki o bana inandı diyor. Bana kucak açtı diyor. Benim çocuklarımın annesi diyor. Ne bileyim işte bütün malını yani çok zengin bir kadın. Normalde Hazreti Hatice validemiz. Bütün servetini vefat ettiği zaman hiçbir şey kalmamış. Bütün servetini Müslümanların işte veyahut da diğer insanların Müslüman olması için çabalayıp gayret sarf etmiş. Bu konuda yani çok önemli. Hatta bir defasında malumunuz bir kadın geliyor Efendimiz sohbet esnasında. Hemen Efendimiz kalkıyor hırkasını çıkarıyor yere seriyor. Kadına bir şeyler konuşuyor. Sonra yaşlı kadın gidiyor yanından. Herkes merak ediyor bu kadın kimdi diye. O diyor ki benim Hatice'min arkadaşıydı. O sağlığındaki bize çokça gelirdi. Biz de beraber onun işte eşimin arkadaşına vefa göstermem diye ifade ediyor mesela Efendimiz Aleyhisselam. Yani hakikaten vefa göstermemiz, eşimizin, işte annemizin, babamızın dostlarına karşı mutlaka vefalı olmamız gerekiyor. Yani bu bize kazandırır hocam. Az önce dediğimiz gibi herkes kendine yakışanı yapar. Bize düşen görev o insanlara karşı vefalı olmaktır. Evlatlar da aynı şekilde. Ya bazen yani yolda bile duyuyoruz. Hani seni doğuracağıma taş doğursaydım işte gözün kör olmaya sıra bilmem çok kötü şeyler söylenebiliyor. Bir babanın evladına duası bir peygamberin ümmetine duası gibidir. Evet. Bir annenin evladına duası makbul bir duadır. O yüzden dikkat etmek gerekir. Evlatlarımızın dünyaya gelmesi için ne kadar dua ettik? Milyonlarca insan evlat özlemiyle yanıp tutuşurken Rabbim duamızı kabul etti. Bize göz aydınlığı olacak evlatlar lütfetti. Onlar bizim mutluluğumuz. Dünyaya geldiğinde ne kadar mutlu olduk, ne kadar sevindik. Baba dediği zaman, anne dediği zaman ilk dediğinde ne kadar şey yaptık, kokladık, ona sarıldık. Yani bu 3-5 hataları olabilir. Gençtir, ergenlik dönemi. Mutlaka ya da fıtrata geri dönüyor hocam. Yani tamam. Biz bir zaman çocuktan gençlik, ergenlik dönemi bir şeyler oluyor ama arkasında tekrar fıtrata dönebiliyor. Hocam bu konu benim Kur'an-ı Kerim'de hep dikkatimi çeker. Nuh Aleyhisselam mesela. Oğlu inanmıyor, hatta gemiye binmiyor. Ona hiçbir şey söylemiyor. Sadece yani ona bir beddua etmiyor. Bizdeki anne baba bazen en ufak bir şeyde işte bedduaya girişebiliyor. Mutlaka bundan uzak durmamız gerekiyor. Yani Lokman Aleyhisselam'ın oğlu mesela kendisine itaatkar. Ona sürekli nasihat ediyor. Bize düşen nedir? Nasihat etmektir. Doğruyu söylemektir. Israr etmemektir. Yani hele genç döneminde, gençlik döneminde çocuklara ısrar ettiğin zaman o tam daha tersini yapabiliyor. Bunun için ısrar etmeden biz elimizden geldiği kadar tavsiyemizi yaptıktan sonra gerisini artık Rabbim sana havale ettik diye söylememiz gerekiyor. Şey Allah-u Teala göstermiş aslında hocam. Başta okuduğumuz ayet var ya inna hedeyne üssebiyle imme şakiran imme kefura. Evet. Güzel bir Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın işte evladına övdüğü güzel bir örnek bizim için. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizim neyle karşılaşacağımızı bildiği için hep anlatmış, örnekleri sunmuş ki bunlara bakın, sizin hayatınızda bunlar karşınıza çıkacak, bunlardan ibret alın. Evlatlarınıza işte nasihatte bulunun. En güzel nasihat sizin hocam, örnek olarak yaşamanız olsun. Hocam aslında bizim zihinde olarak yani benim çocuğum, ben doğurdum ifadesi olduğunda sahiplenme ortaya çıkıyor. Evet. Oysa onlar bizi vesilemize Rabbimiz dünyaya gelmesine imkan verdi. Tabii, ona bakmak lazım. Bize bir emanet, onu unutmamak evet. lazım hocam. Az önce dedik ki emanette emin olmayanın imanı yoktur. Bu emanet. Biz onun sahibi değiliz. Allah-u Teala biz değiliz onu var eden. Rabbimiz var etmiş. Geçici bir süre bizim yanımıza koymuş. Rabbimizin bir emaneti gözüyle bakacağız. Çocuğun hayatı. Yani şununla evlenme diye ömür boyunca küsmek veyahut da şununla benim dediğimi yapma diye onunla yıllarca işte uzaklaştırmak. Son dönemlerde çok yaşadığımız sıkıntı hocam. Onların birey olduklarını unutup sahibi olduğumuzu zannediyoruz. Ondan sonra onların tercihlerine bazen saygı göstermek istemiyoruz. İşte üniversite tercihlerinde oluyor. Şunu okusun, neden? Şurada ben okumak istiyordum. Kendi yapamadığı şeyi evladına dayatıyor ki o yapsın. Bu da olmaz. O da bir birey. Onun da zevkleri var. Onun da duyguları var, hisleri var. Yaşamak istediği bir hayat var. Biz ona ne oluruz? Rehberlik ederiz tecrübe olarak. Oğlum bak şunu yaparsan şöyle 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 bir hayat seni bekler. Buradan gidersen sana şöyle. Niye? Biz tecrübemizle ışık tutabiliriz. Bir örnek olmalıyız hocam yaşantımızda, söylemlerimizde, eylemlerimizde çelişki de olmayacak. Söylediklerimizde, eylemlerimizde çelişki de olmadan bunlara örnek olabiliriz. İki de rehberlik edebiliriz. Kapımız çaldıklarında ama dayatmaya giderse bu iş istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Nasihat isteyene verilir. Onun için yani İbrahim Aleyhisselam diyor ki babasına, babacığım sen diyor sana zarar vermiyor, işte fayda vermiyor, puta niye tapıyorsun, gel Müslüman ol. İbrahim diyor bana karışma diyor, sen içine bak diyor. Hatta seni uzaklaştırırım falan deyince ayet-i kerime ifadesiyle tamam o ben gidiyorum diyor, kalkıp gidiyor İbrahim Aleyhisselam. İşte hocam bir Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var ya,
evlatlarınızı yaşayacakları zamana göre yetiştirin, evet, diye. Biz ne yapıyoruz? Bizim çocukluğumuzda böyleydi, şöyle yaşayacağız. Olmaz ama çağ çok değişiyor, çok hızlı bir şekilde değişiyor. Onun yaşayacağı çağ farklı. Tabii ki dinimizin emir ve yasaklarından asla taviz vermeyeceğiz. Evet. Helal daire KPKP'dir. Bu helal daire içinde tutmaya çalışacağız. Rehberliğimizi ona göre yapacağız. Söylediklerimiz hep iyiliği tavsiye edecek. Kötülükten uzak durucu sözler olacak. O sana vurmuş, sen de vur. Arkadaşım, oğlum baktım yukarıdan işte kavga ediyordunuz. Adam seni dövüyor, hiçbir şey yapmıyor. İki tane de sen yapıştırın. Böyle şeyler değil. İyiliği tavsiye eden rehberliğimiz olacak inşallah hocam. Hocam, vaktimiz azaldı. Yani iyilik edenlere mutlaka vefalı olmamız gerekiyor. Bir de komşularımıza karşı vefa maalesef günümüzde biraz komşuluk ilişkileri de bayağı zayıfladı. Evet. Yani eskiden küçük köy yerlerinde olsun, ne bileyim işte mesela bir küçük şehirlerde, mesela mahalle aralarında ciddi bir komşuluk ilişkileri vardı. Sevinçler paylaşılıyordu, işte üzüntüler yine paylaşılarak mesela azaltılıyordu. Yani bu vefa, komşuya karşı vefa, Efendimiz hakikaten komşunun komşuya mirasçı olacağını düşündüğüm şeklinde ifade buyuruyor. Yani hakikaten komşuya da vefa göstermemiz gerekiyor. Bu da hocam işte dinimizin bir emri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şiddetle üzerinde durduğu bir konu. Ancak işte modern hayat düzeni o ilişkiyi koparmaya başladı. İnsanlar çok yoğun çalışıyor. Artık eskiden yer evlerden apartman dairelerine taşındık. Çok büyük bloklar, siteler. Bir apartmanda bakıyorsun birçok insan var. Alt kattakinin üst kattakinden, karşı kapısından, komşusundan haberi yok. Yani geçen bizim sitede de birisi anlattı. Tabak verme için karşıya geçmiş, tabağını iade etme için kapıyı çalmış, evde yoklar. Adam taşınmış, haberi bile yok. Yani bu kadar hastalanıyor, vefat ediyor, haberi bile yok. Yani bu dinimizin bu konuda da tavsiyeleri var. İşte inşallah 17 Ekim'de Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Yani bunu bir vesile bilerek, toplumumuzun güzel adetleri var. Kandil simidi yaparlar. Dinin bir emri değildir ama nedir? Komşumuzla ilişkimizi, bağımızı güçlendirir. Vesile olur. Kapısını çalarız, hayırlı kandiller deyip bir şey ikram ederiz. Hı. Ertesi gün o tabağımızı iade etmek için başka bir şey bize ikram eder. İhtiyacımız olduğu için değil ama bizim dini bir vazifemiz. En azından aynı katta olduğumuz insanların kapılarını çalabilirsek bu vazifemizi yerine getirir. Nasıl? Sahabe diyor ki yani 40 kapı sağında, 40 kapı solunda, önünde, arkandaki insan senin komşundur şeklinde ifade ediyor. Yani günümüzde biz üstümüze attığımızda zaten kaç kişi oluyor mesela. Hakikaten bu komşuluk ilişkisi, yani bazen ben görüyorum bizim cami, mahalle camisi olarak hakikaten etrafımızdaki birçok insan tanışmamıza vesile oluyor, ortak noktaları. Bunun için bu kaynaşmaya vesile olacak. Usta dikkat etmemiz gerekiyor. Hele aşure gibi girelim, evet, mesela güzel. Onlar hocam maalesef, şimdi eskiden mahalle camileri vardı. Şimdi mesela Yunus Emre ilçemizde geçen gün öğrendim. 230 bin nüfus var, 45 tane cami var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu çok az bir sayı. Ne oluyor? Hani eskiden bizi o cami birleştiriyordu. Aynı kubbenin altında bakıyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı. Gelmeyen varsa sorardı onu. Şimdi döndüğümüz zaman soramıyoruz. Neden? Yani Uncuboz köyümüzde mesela diyelim ki kaç bin nüfus var? 14 bin nüfus var. Küçücük bir camimiz var orada. İnsanlar zaten gelse de oraya sığamaz. Gelmiyor. Gelmeyince de insanlar birbirini göremiyor. Kim ölmüş, kim evlenmiş, kim kalmış, kim ne yapmış. Oralar birleştirme noktalarımızdı bizim. Birleşme noktalarımızdı. Birbirimizden haberdar olma noktalarımızdı. Apartmanlarda artık şifreli kapılarla şeylerle giriyoruz. Hı. Onda da birçoğunda asansörden birbirimizi dahi görmeden yukarıya çıkıyoruz. Biraz da bu pandemi artık bizi de uzaklaştırdı. Ama şunu bilelim ki nasıl ezan okunduğunda hemen diyoruz ki öğle ezanı okundu, öğle namazını kılmam gerekiyor. Bu bana bir emir, Rabbimin bir emri. Aynı şekilde komşulara karşı benim bir vazifem var. Komşumun halini, hatırını sormalıyım. Bunu da özel gün ve geceleri bir vesile bilip kapısını çalayım, nasılsın komşum diyeyim. Bu bir görev yani. Görev olarak bilelim, sorumlu olarak. Ona karşı da vefalı olmuş oluruz. Hocam vaktimiz doldu. Allah razı olsun inşallah. Rabbim cümlemizi hayırlı vefalı olanlardan eylesin bizleri inşallah. Var mı son sözleriniz, duanız varsa? Rabbimize verdiğimiz sözümüzde sadakatle durabilmeyi, bu emaneti de teslim ederken sözüne sadık bir şekilde teslim edebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Bu cuma günü hürmetine de Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bir cuma sohbeti programının daha sonuna geldik. Haftaya inşallah farklı bir konuyla inşallah yine karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.